Merhabalar, hoş geldiniz. Çok yoğun bir etkinlik günündeyiz bugün. SİSO'larımızla beraberiz ve yine değerli SİSO'larımızdan Ersin Bey Eczacıbaşı'ndan bir aradayız kendisiyle. Hoş geldiniz Ersin. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim sizleri sormalı. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Her zaman. Öncelikle ilk sorumuzu dijitalleşme ve onunla birlikte soracağımız diğer sorulara yer ayırmak istiyorum. Çok yoğun bir dijitalleşme söz konusu ve bütün şirketler kendi süreçlerini dijitale taşımış durumdalar. Bunu tabii günümüzün dinamikleri de bu noktaya doğru hızlandırmış oldu bu süreçleri. Dolayısıyla da burada yükselen bir siber güvenlik risk yapısıyla karşı karşıyayız. Bunlara tabii bir takım zorluklar getiriyor beraberinde ama bu zorlukları ve riskleri doğru bir şekilde ele aldığımız noktada onları da bir yönetmiş oluyoruz. Bu açıdan baktığınızda hem bu süreci nasıl yönettiğiniz, bu süreci yönetirken bu sene hedefinize koyup tamamlamak üzere olduğunuz ve önümüzdeki sene için planladığınız projelerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle çok güzel bir soru. Ya günümüzde artık dijitalleşmeyen hiçbir süreç neredeyse kalmadı. Biz Eczacıbaşı topluluğunda da dijitalleşmeye çok önem veriyoruz. Hatta siber güvenlik içerisinde dijitalleşme adımları atıyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere kaynak problemi siber güvenlik camiasında oldukça problem. Biz standart operasyonel işlerimizi artık kalifiye kişilere vermek yerine otomasyona sokarak bu yükten kurtulmaya çalışıyoruz. Önce kendi içimizde de bir dijitalleşme ve otomasyon süreci var. Onun dışında da topluluk içerisindeki işte dijitalleşme süreçlerinde dijitalleşme projeleri içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Bu projelerde siber güvenlik risklerinin değerlendirilmesini istiyoruz. Aslında en baştan bir müdahale etme durumumuz olsun istiyoruz. Dolayısıyla en baştan tasarlandığı zaman o sürecin siber güvenlik anlamında doğru bir şekilde ilerlediğinden emin olmak istiyoruz. Dolayısıyla o tarafta öyle bir çalışmamız var. Tabii bu hem eforlarımızı da aslında tabii minimize etmemiz açısından çok kıymetli bir bakış açısı. Hem efor anlamında hem zaman anlamında dolayısıyla yani şöyle düşünmek lazım. Bir proje bittikten sonra siber güvenlik ekibi olarak biz gelip bir değerlendirme yapmak yerine en başından bu riskleri anlattığımız zaman o proje planına uyum anlamında da ciddi avantajları oluyor. Bunu ciddi anlamda önemsiyoruz. 2024 yılındaki planlarımız arasında tabii yine çok popüler olan konular var. İşte yapay zeka, generative AI. Bunların güvenliği konusunda ciddi anlamda çalışmalar yapmaya başladık. Belli bir çalışmaları da tamamladık. Generative AI tarafı bizim için çok önemli ve 2024 yılında benim masamdaki en önemli konulardan biri olacak. Onun dışında third party riskleri. Tedarikçi tarafında yaşanabilecek herhangi bir risk bizi çok olumsuz etkileyebilir. Biz belli güvenlik önlemleri alıyoruz ama tedarikçilerimizin ne ölçüde bu güvenlik önlemlerini aldığından emin olmamız gerekiyor. 2024 yılı içerisinde bu da bizim için çok önemli bir konu olacak. Onun dışında bir de OT tarafını söyleyebilirim belki. OT tarafındaki güvenlik önlemleri de oldukça önemli. IT tarafında belli bir olgunluğa hep birlikte geldik zaten. Ama OT tarafında gelişim alanları olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla OT tarafındaki sistemlerin güvenliği anlamında da 2024 yılında çalışmalarımıza devam edeceğiz diyebilirim. Çok güzel. Hepsi de çok önemli. Özellikle dediğiniz gibi burada otomasyon, verimlilik ve kullanılan yapıların etkinliği anlamında da çok değerli oluyor. Güzel bilgiler oldu bunlar. Bir de son olarak size insan faktörüyle ilgili sormak istiyorum. Güvenlikte hep insanları, insan faktörünü zincirin en zayıf halkası diye nitelendiriyoruz. Hem farkındalıkların artırılması hem orada bilgi birikimi anlamında yatırımlar önem taşıyor tabii ki de. Siz bu alanlarda nasıl ele alıyorsunuz konuyu? Hakikaten dediğiniz gibi çok kritik bir konu. Yani insan faktörü siber saldırıların çok önemli bir bölümü insan faktöründen kaynaklanıyor. Eczacıbaşı topluluğunda özellikle bu seneyi siber güvenlik farkındalık çalışmalarına çok ciddi bir yer ayırdık. Siber güvenlik maskotu geliştirdik. Çok fazla sayıda duyuru çıktık. Çok fazla sayıda yüz yüze eğitimler verdik.
Phishing simülasyon tarafındaki senaryoları oldukça zorlaştırdık ve gerçekçi hale getirdik. Hemen her ay işte bilgilendirme mailleri vesaireleri atıyoruz. Bilgi güvenliği eğitim içeriklerimizi güncelledik. Yani farkındalık anlamında çok çok önemli çalışmalar yaptık bu sene. 2024'te de bunlara devam edeceğiz. Sürekli olarak personelimizi bu konuda farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için de öyle oldu.